AK Parti Mersin İl Başkanlığı 17 Eylül 1961 tarihinde Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Ulu Cami önünde yapılan basın açıklamasında partililer adına konuşan İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbelere, muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahalelere vurgu yaptı. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetinin bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Teşekkür ederim. Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 14 adrese yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ahlak Büro Amirliği koordinesindeki çalışmada yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine 14 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 10 dizüstü bilgisayar, 2 kupon yazıcı, 2 çetele, 4 maç bülteni, 45 oynanmamış maç kuponu, 1 flash bellek ve 3 ajanda ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından ikisi ise sevk edildikleri mahkemede serbest bırakıldı. Açıklamada söz konusu iş yerlerinin kapatılması için ilgili kurumlarla yazışmalar yapılacağı vurgulandı. Mersin'de yaşayan Burcu ve Cem Aydemir çiftinin televizyondan bir belgeselde izledikleri Gyrocopter'dan etkilenerek ürettikleri ve Gyratürk adını verdikleri Gyrocopter seri üretim aşamasına geldi. 10 yıl önce bir hayalle yola çıkan Aydemir çifti artık seri üretime geçerek Türkiye semalarında milli ve yerli gyrokopterleri uçurmak istiyor. Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu olan Aydemir çifti, bilgisayar, otomasyon ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösterirken 2009 yılında gyrokopter üretmek için kolları sıvadı. Yaklaşık 9 yıllık ARGE çalışmaları sonucu Gyratürk adını verdikleri hava aracını geliştirmeyi başaran çift, ilk etapta 6 hava aracı üretti. Şimdi seri üretim için fabrika kurulum aşaması çalışmalarını yürüten Aydemir çifti, seri üretime geçerek Türkiye'nin yerli ve milli ilk gyrokopter'ının gökyüzünde uçmasını istiyor. 10 yıl kadar önce televizyonda, bir gece televizyonda belgeselde, belgesel izlerken ilk kez gyrokopterle karşılaştık. Belgeselde gyrokopter kullanan yolcuya, kullananlara ve yolculara muhteşem bir mutluluk veriyordu. Ve ben o anda dedim ki ne kadar değişik bir hava aracı dedim. Ben öyle deyince eşim de dedi ki ben bunu yapar seni de uçururum dedi. O an espri yaptığını sanmıştım ama ertesi gün çalışmaları başladı. 2 yıldır da gerçekten uçuyoruz ve şimdi Hazarfen'in diğer torunlarını uçurmak için çalışıyoruz. Ürettiğimiz gyrokopter de bizim çocuğumuz, yani kızımız. Ben yatırım planlamasını, projelerin yazılmasını, fon teminini, onun dışında resmi süreçlerin takibini, gerekli uçuş izinlerinin alınmasını, finansal yönetimi ve kızımızın görücüye çıkmasıyla ilgileniyorum. Eşim de inanılmaz bir ustadır. Tüm üretim sürecinin tasarımı ve imalatı eşimin üstünde. Bizim uçağımız Gyratürk tam anlamıyla bir Anadolu kadınının özelliklerini taşıyor. Yani narin görünür ama çok dayanıklıdır. Çevreye duyarlıdır ve gürültücü değildir. En zorlu koşullara dayanabilir, fırtınada uçabilir, tarlaya inebilir. Anadolu kadının elinden her iş gelir. Anadolu kadının elinden her iş gelmesi gibi Gyratürk de çok amaçlı kullanılabilir. Hasta nakil, sintile denetimi, keşif ve arama kurtarma, yangın yeri tespitlerinde, hava taksilerde, tarımsal ilaçlamada, turizm gibi birçok alanda kullanılabilir. Denizde yol alabilir ve denize iniş kalkış sağlayabilir. Gyrokopter kanaatkardır, verimlidir. İdame ve bakım masrafları helikopterin 1/10 kadardır.
toleransı çok yüksektir. Pilot hatalarının ağır sonuçlar doğurmasını engeller. Koruyucu ve güvenlidir. Tıpkı çocuk büyütürken aile büyüklerinin el vermesi desteği, yönlendirmesi gibi bizim kızımız da devletimizin desteğiyle büyüyor. 2013 yılında KOSGEB ARGE İnovasyon Destek Programı'nda başvurduk. 2015 yılında ARGE'mizi başarıyla tamamladıktan sonra ARGE mezuniyetimizi aldık. Onun akabinde uçağımızın gyrokopterin tescili için sivil havacılıkla görüşmelerimiz başladı. Daha sonra 2016-2017 yıllarında çift kişilik gyrokopterimizi ve suya inip kalkabilen gyrokopterlerimizin üretim aşamalarına geldik. Gyrokopterde kullanılan bütün malzemeleri, motor hariç biz kendimiz bu hangarda üretiyoruz. İstanbul Teknofest'te çok güzel bir organizasyon var. Milli Teknoloji Hamlesi adı altında bir organizasyon var. Bu organizasyonda da Allah izin verirse inşallah gyrokopterimizi gökyüzünde uçuracağız. Türkiye'nin semalarında Gyrotürk'ün gökyüzünde uçmasını istiyoruz. Yani sonuçta ulaşılabilir bir hava aracı ve Türkiye'de gökyüzünde gyrokopterler Gyrotürk markasıyla uçuşların olması en büyük hedefimiz. Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Balıkçılar balık bolluğundan memnun. 1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Gaziye balık. 15 Eylül itibariyle Akdeniz'de balık sezonu açıldı. Gırgır ve trol balıkçılığı açılmış durumdadır. Şu an fiyatlar çok uygun. Barbunya, çupra, levre, gümüş balığı, mezgit, istavrit, hamsi, kalamar, karides, tutun denizden ne çıkarsa envai çeşit balığımız mevcut. Akdenizimiz balık açısından çok zengin bir denizimize sahip. Balıklarımız uygun. Halkımız Eylül, Ekim ve Kasım aylarını çok iyi değerlendirsinler. Çünkü sezonun ilk ayralı olduğu için bu aylarda fiyatlar çok uygun olur. Yazın 40 lira 50 liraya giden barbunya şu an 20 lira, 25 lira, 15 liraya kadar barbunya bulabilirler. Palamutumuz 15 lira, hamsi 10 lira, sardalya 8-10 lira arasında gidiyor. Fiyatlarda %50'den %100'e kadar bir düşüş var, indirim var. Balık sağlıktır, vitamindir, sıhhattir. Şu an doğal olarak kalmış, kendi doğallığını yitirmeyen tek yiyeceğimiz balık kalmış denizlerde. Omega 3 açısından zengin, omega 6 açısından zengin, fosfor açısından zengin. Aklınıza ne gelirse balıkta var. Küçük çocuktan, 1 yaşındaki bebeden, beşikten mezara kadar biz balık diyoruz. Yaşlı amcalara bile, yaşlı ninelere bile balık tavsiye ediyoruz. Kemik gelişimine, Alzheimer hastalığına. Yani aklınıza ne gelirse balığın hiçbir zararı yok, bilakis faydası var. Biz günde 3 öğün balık yiyoruz, hiçbir zararını da görmüyoruz, bilakis faydasını görüyoruz. Tabi sürekli yağda değil, bunun ızgara, fırın, değişik pişirme yöntemleri de var. Balıkçılara sorsunlar, onlar gerekli tarifi yapacaklardır. Halkımız stok da yapabilirler, bunu değerlendirsinler. Bir balığı yani 4-5 ay şokta, dondurulmuş halde, yani bir yıl başında aynı balığı yiyebilir. Et gibi bozulmadı, çözülmediği müddetçe balığın bir sıkıntısı yok. Hoş geldiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde inşa edilecek 11 milyon 480 bin liralık sözleşme bedelli Taşucu Atık Su Arıtma Tesisi inşasına yer teslimi yapılarak başlandı. İlk kademede 2026 yılına kadar maksimum 7.690 metreküp gün, ikinci kademede ise maksimum 10.970 metreküp gün debi, atık su arıtacak şekilde dizayn edilecek tesis inşaatının tamamlanmasıyla atık su kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için önemli bir adım daha atılmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün İlbank Anonim Şirketi tarafından Taşucu Mahallesi'nde yapılmış olan kanalizasyon şebeke hattının deşarjının sağlanması amacıyla yaptıracağı azot ve fosfor giderimi sağlayacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan 9.909 metrekare alan üzerinde inşa edilecek.
Tesisin yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 milyon lira hibe mali yardım ödeneği sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk, Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, dünyaca ünlü görme engelli sanatçı Eşref Armağan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleştirilen ve dünyanın ilk engelsiz sanat festivali olma özelliği taşıyan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, bu yıl Türk tarihinin en ünlü halk ozanı Aşık Veysel anısına karanlıktan aydınlığa mottosuyla yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sıradan belediyecilik anlayışının dışında gerek ülkemizde gerekse dünyada farkındalık yaratacak projelerle halkımızın karşısına çıkıyoruz. Mersin'imizi bu şekilde dünyaya açmak istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin her konuda yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Son yıllarda ülkemizde bu algı büyük oranda değişmiş olsa da engelli bireylerimizin karşılaştıkları en büyük sorun ötekileştirilmeleridir. Yaşadığı evde dünyanın en konforlu standartını oluşturmak engelli bireylerimize yetmiyor. Bülbülün özlemi altın kafese konulmak değil, özgürce uçabilmektir. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilmesi amacıyla onların farklılıklarına saygı göstererek toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekiyor. Bu bilinçle eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar birçok alanda engelli kardeşlerimize en üst düzeyde hizmet sunarak onların üreten ve bağımsız bir şekilde yaşayabilecekleri bir dünya oluşturmak bizlerin en öncelikli görevidir. Bu denli hassas bir konuda engelli kardeşlerimizin haklarına ve hürriyetlerine kavuşmasında her insan ve her kurumun özveriyle çalışması gerekmektedir. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana engelli kardeşlerimizi sosyal hayatla barıştırmak ve onları yaşama dair her konuda teşvik ederek ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü biz bir kamu kurumu olmaktan öte birer insan olduğumuzun özverisi ve bilinci içerisinde hizmetler sunuyoruz. Sanat insanın kalbinden ve ruhundan gelir. Hiçbir engel bu ilham çeşmesini kapatamaz. Bizler de bugün buradayız ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye ve dünyada ilk kez gerçekleştirdiğimiz 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında 16 ülkeden 37 engelli sanatçıyı Mersin'de ağırladık. Mersin Merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli Kız Kalesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve dünyaca ünlü sanatçılar ile uzmanların katıldığı sergi, sempozyum, workshop, konser, gezi ve performanslar sayesinde Türkiye'ye unutulmaz bir festival deneyimi yaşattık.
Mersin'in her köşesinde hayata geçirilen etkinlikler sayesinde hem engelli bireylerimiz hakkında farkındalık yaratmış olduk, hem de dünyaya engellerin sanat ile nasıl aşılabileceğini göstermiş olduk. Festival süresince sesleriyle dinleyicileri büyüleyen sanatçılarımız, sanatın engel tanımayacağını bir kez de Mersin'den tüm dünyaya göstermiş oldu. Engelli sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı, fotoğraf ve el emeği ürünlerinin sergilendiği standlarda da her türlü sanatı gerçekleştirmek için sadece yüreğin yettiğini tüm insanlığa göstermiş oldu. Bu güzel duygularla ve yüreklerimize kazıdığımız güzel anılarla sonlandırdığımız 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali ile yaktığımız ateşi 2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali ile yeniden alevlendiriyoruz. Programa değinecek olursak bu yıl 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Mersin 2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali Türk Halk Müziğimizin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına karanlıktan aydınlığa sloganıyla tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Bir Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvalar arasında yer alan 34. Uluslararası Mersin Biriş Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye'nin en uzun soluklu ve en geleneksel biriş turnuvası olma özelliğini taşıyan 34. Mersin Uluslararası Biriş Turnuvası'nda tüm müsabakalar Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda oyuncu katıldı. Yunanistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden 11 oyuncunun katıldığı turnuvada 3 adet özel ikili, 1 adet takım şampiyonasıyla 1 adet açık ikili müsabaka gerçekleşti. Festivalde birçok kategoride yarışan sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupalarını alırken sporculara toplam 20 bin lira ödül verildi.